Evet, buradaki biraz havalandırma kanalından yan tarafta, şurada görünüyor mu bilmiyorum, parmak ucu şurada tırnağı var. O tırnağından kurtarınca yukarıdan asmalı gibi böyle bu tarafa doğru çekip yukarı kaldırınca öne doğru çektik mi bu yerinden çıkıyor. Ardından şu sesi yapan, şu da sanırım kontrol motoru, şu siyah olan yukarıdaki, o şuradaki kapakçığı hareket ettiriyor. Sanırım oradaki dişlilerden biri sıyırmış. Söküp kontrol edeceğiz. Kapak aşağıda. Kontağı çevirdim. Yukarı doğru çekiyor kolu. Şuradaki dişli, yukarıdaki dişli hareket ediyor bakın. Şimdi onu söküp bir bakacağız bakalım derdi neymiş. Evet. Evet, klima kontrolündeki o takırtının sebebi şurada bakın. Burada çatlamış dişli. Buradan da çatlamış. Ve bir taraftan sıcak, bir taraftan soğuk üflemesinin sebebi de bu. Şurada bakın çatlak. Motorun içine giren kısmı buradan boşa döndüğü için içeriden hava kontrolünü sağlayamıyor. Evet. Şu altta zaten kapakçığın çentiği var. Bunu yanlış oturtma ihtimali yok. Yukarıda da az önce gösterdiğim gibi şu arkadaki, nasıl göstereyim, şu arkadaki çıkıntı, dişlinin üzerindeki çıkıntı şuradaki oyağa denk gelecek şekilde dişliye oturtuyoruz. Böylece ikisi senkron hareket ediyor. Şurada da stoper görevi görüyor şu arkadaki çıkıntı. Böylece yukarı aşağı kapakçıklar senkron bir şekilde hareket ediyor. Şimdi servo motoru buraya takacağım 3 tane vidayla. İlk önce gördüğümde şöyle altta olduğunu gördüm. Kontağı çevirdikten sonra bu böyle yukarıya doğru çıkıyor. Ve burada sürekli o göbekteki dişli kısım sıyırdığı için orada bir durmuyordu. Şimdi bu şekilde servo hareket etmeye başladıktan sonra burada şu plastik stoper görevi görecek ve servo devreden çıkacak. O yüzden servoyu takarken şu alt aşağı konumdayken takacağım. Sonra da bir deneyeceğim bakalım çalışacak mı. Evet. Şimdi kontağı çeviriyorum. Servo yukarı aşağı hareket etti. En son yukarıda kaldı. Böyle. Şimdi klimayı açıyorum. Klimayı kapattım. Isıtıcıya geçtim şu anda. Isıtıcıya geçtiğimde servo kolu aşağıya çekti.
Şu an içeriden sıcak hava geliyor. Tamam, şimdi her iki taraftan da sıcak hava geliyor. Sıcak havayı kapatıp klimayı açıyorum. Şimdi sıcaklığı düşüreceğim. Evet, sıcaklık düştükçe servo kolu yukarı çekti. Şimdi sol taraftan da soğuk hava üflemeye başladı. Tekrar sıcak havaya geçelim. Bakalım sorun olacak mı? Evet, sıcaklığı arttırıyorum şu anda. Evet, 28 derece yaptım. Evet, servo kolu aşağıya çekti. Evet, şimdi içeriden sıcak hava gelmeye başladı. Şimdi dağıttığımız şeyleri tekrar geri toplayacağız. Tekrar otomatik klimayı açtım.